Sandras daha kimin sorusuyla başlıyorum. Sonunda kimin olduğunu hepimiz söyleyeceğiz zaten, değil mi? Şu arkamızda Sandras Dağı. İlk gördüğünüz zirve onun eteği ama asıl zirve yukarıda. Bazılarımız oraya gitti, biliyor. Bazılarımız yakına gitti. Sandras Dağı Muğla'da. Muğla'da olduğu kadar Denizli'de aynı zamanda. Havası, suyu, toprağı, tüm canlılar için, hepimiz için yaşam kaynağı. Vadilerinde, akan derelerinde, Kartal Gölü'nde, Karagöl'de, Gökçeova Gölü'nde yaşayanlar için de yaşam kaynağı. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Beyağaç ilçelerimiz ve onların köylerinde yaşayanlar için de yaşam kaynağı. Erenlerin, Çiçek Baba'nın, inananların da yaşam kaynağı. Burası Kartal Gölü, şu dağın arkasında. Tabiatı koruma alanı. Uluslararası ölçekte kabul görmüş önemli doğa alanı. İçinde asırlık Karaçam ormanları var. Bazıları 1200 yıldır burada. 1200. Endemik türler de var. Bir tane değil, 63 tane. Burası da maden ocağı. Aynı coğrafyada. Maden ocağı Sandras Dağı'nın eteklerinde. 3-5 bilemedin 10 kişi için para kaynağı. O kadar. Başkası yok. Devlet kurumları ruhsatları vermiş. Bir tane değil. 19 tane. Türkiye'nin en yaşlı Karaçam ormanı ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip olan Kartal Gölü tabiatı koruma alanının tamamı madenler için ruhsatlandırılmış durumda. Şu an bir maden ruhsatı içindesiniz. Oraya gidin, orada da ruhsat içindesiniz. Bu dağın doğu taraflarına gidin, batısına gidin, her tarafına gidin, ruhsat sahası içindesiniz. Devletin bir kurumu bilimsel araştırmalar sonucu korunması gereken alanları belirliyor, koruma statüsü veriyor. Diğeri bunu dikkate almadan aynı yere maden ruhsatı veriyor. Ruhsat verilirken doğa tahribatı olmayacakmış gibi gösterilmesinin iki resmi yöntemi. Bir de iki sonucu var. ÇED gereklidir, ÇED gerekli değildir. Aslına bakarsanız bunun ikisi de hepimiz biliyoruz ki aynı kapıya çıkıyor. Mış gibi, koruyormuş gibi yapılıp bunun gösterilmesi için resmi adı. Biz biliyoruz ki o ÇED raporları hazırlanırken hiçbir şekilde doğaya öncelik tanınmıyor. ÇED raporlarını yazdıran maden şirketleri lehine projelerin önünün açılması için ÇED kararları alındığını biliyoruz ve görüyoruz. Ve genelde çevreye zarar verildikten sonra para cezasıyla duruma müdahale eden bir bakanlığımız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Sandras'ın ÇED'leriyle ilgili şu sorulara ne cevap verir acaba, biz de merak ediyoruz. Örneğin saha gözlemleri inceleme ve araştırma sonuçlarına dayanması gereken çevreyi ilgilendiren ÇED raporları gerçekte neye dayandırılarak yazılıyor? 1000 yıl sonrasını nasıl görüyorsunuz? Bir başka soru. ÇED raporunda diyor ki flora ve fauna popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde faaliyet yapılacak. Bunu bize bir açıklasın Çevre Bakanlığı. Bu nasıl olacak? Çevreye, floraya, faunaya tehlikeyi düşürmeyecek şekilde faaliyet yapılacak maden sahasında. Şuraya bakalım. Flora, fauna kaldı mı burada? Flora zaten yok. Toprağı sıyırdı. Fauna dediğin zaten kaçıp gitti. Şimdi bunu özen gösterilerek faaliyetin bir örneğini burada kendimiz, hepimiz görüyoruz. Çevre Bakanlığı görmüyor belki. Çekelim de gösterelim nasıl olduğunu. Bir başka soru. Tarım ürünlerine, hayvancılığa, ormanlara, sulara ve diğer arazi kullanım şekillerine yönelebilecek ciddi zararlar önlenecek. Ben bunu okuduğumda şunu düşündüm. Az zararlarda hiçbir şey yapmayacağız, ciddi zararları önleyeceğiz. ÇED raporunda yazıyor mu bu ciddi zararlar tanımı ne? Ne ciddi, ne gayri ciddi. Nasıl bunu biz önleyeceğiz? Bunlar yazıyor mu? Diyelim yazıyor. Onu yapıyor mu? Diyelim
onu bir noktaya kadar getirdi. Bu madeni şimdi bu halde gördük. Bunu tekrar nasıl eski haline getirecek? Çepte bunlar yazıyor, biliyor musunuz? Diyor ki bunları geri haline getireceğiz. Kontrol ediliyor mu? Hepimiz biliyoruz ki edilmiyor. Bir başkası mevcut flora ve faunanın muhafazasına özen gösterecek. Yani onları koruyacağız. Cevap yine orada. Bu özen nedir? Hani bir tanım getiriyorsunuz. Özen nedir? Patlatmalı ocak işletilecek örneğin bir sahada flora ve faunanın muhafazasını nasıl yapacaksınız? Yani hayvanları bağlayacak mısınız orada kaçmasın diye? Ya da bazı yerde ister inanın ister inanmayın toprağı alıp bitki örtüsünü alıp bir yere koyup ne yapacaksınız? 998 yıl sonra projenin sonunda geri yerine mi koyacaksınız? Dalga geçmektir bu. Başka bir şey değildir. Bir başka soru. Her saat 7 ton üst toprak üstü sıyrılıyor. 40 ton taş toprak alınıyor. Böyle bir sahada, böyle bir sahanın faaliyet tamamlanmasına müteakip rehabilite edildiğini gördünüz mü diye Çevre Bakanlığı'na soralım. Bu sisteme yaşam veren çok değerli su kaynakları telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip oluyor. Onun için buradayız. Suyu korumak için. Buraları mesken tutmuş hayvanlar kaçar. Bitkiler zarar görür. Nesli tehdit altında olanları da yok olur. Turizm bir taraftan var. 12 aya yayma hedefi var. Bu istediğiniz hiçbir zaman gerçekleşmez. Köyceğiz ilçesiyle Ağla, Çamalası, Çayhisar, Karaçam, Otmanlar, Pınar ve Sazak köyleri, Beyaç ilçemizin köyleri. Buralarda sosyal ve altyapı sorunları olur. Göç olur. O güzelim köyler bir kişinin, iki kişinin hatasıyla yaşanmaz hale gelir. Her fırsatta ve ÇED raporunda kopyala yapıştır önümüze konan bir şey var. Maden projelerinin bölgemize getireceği kamu yararı diye başlanır. Halbuki biz o kadar biliyoruz ki o kamu yararı önümüze üstün kamu yararı deyip mahkemelerde ya da ÇED raporlarında önü açılan aslında üstün kamu yararı değildir. Peki nedir üstün kamu yararı? Bizler için, bütün canlılar için. Yarar sadece, söz konusu olan yarar sadece belirli çevrelere yarar. Bunu biliyoruz. Bu vesileyle öncelikle hepimize, tüm bölge halkımıza seslenelim. Sandras Dağı ve çevresinde açılmak istenen bir sürü yeni maden var. Bu yeni maden sahaları köylerimize, su kaynaklarımıza, Karaçam ormanlarına, yaşayan tüm canlılara sandığımızdan daha yakın arkadaşlar. Bir mesafe var gibi gözükse de eninde sonunda bizi bulacak. Bu madenlerin zararı. Gözünüzü açın. Suyunuza, toprağınıza, köyünüze sahip çıkın. Ve Çevre Bakanlığı'na seslenelim. Sandras Dağı'nda maden dahil telafisi mümkün olmayacak doğa tahribatına sebebiyet veren madencilik ve diğer tüm faaliyetleri durdurun ve izinlerini iptal edin. Tampon bölge işleri görecek olan nitelikli koruma alanı belirlemeden genişletilen Kartal Gölü doğal sit alanı kesin korunacak hassas alan Gökçeova Gölü de dahil olacak şekilde önemli doğa alanı çerçevesinde yeniden belirleyin ve böylece Sandras Dağı ve çevresinin tamamını koruma altına alın. Kendinize sorun. Bu dağlar Sandras kimi? Maden şirketlerinin mi? Tüm canlıların mı? Ve bu soruya utanmayacağınız bir cevap verin. Hepimiz de sizinle beraber. Vakit şimdi suyundan, havasından, ağacından, karından, seyrinden, gölgesinden faydalandığımız Sandras Dağı'na vefa vakti. Onun için buradayız. Sandras'ı koruma vakti. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Desteğinizi esirgemeyin. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütün bu yapılan mücadeleleri duymuyor. Maden kanunu büyük balık gibi orman kanununu yutuyor. Orman kanunu küçük balık. O yüzden biz artık kanunların
haktan, adaletten, halktan, kamu yararından olmasını istiyoruz. ÇED raporlarının kesinlikle parasını verenin yaptırdığı değil, Çevre Bakanlığı'nın yaptığı ÇED raporları olması ve gerçekten özerk üniversitelerden yapılması gerektiğini savunmamız gerekiyor. Artık halkın çevre mücadelesinden sıtkı sıyrıldı diyeyim ben. Biz buralarda zamanımızı harcamak yerine keyif yapmak istiyoruz. Çevrecilik bir meslek değildir. Halkta, herkeste çevre mücadelesi bir görevdir. Anayasa 56. madde bunu vatandaşlık görevi olarak sunar. O yüzden buraya gelen, emek veren, alın teri döken, parasını harcayan herkes gerçek vatandaş, sizleri kutluyorum. 95 metre, 195 metre yüksekliğindeki Çiçek Baba yüzlerce yıldır burada bu yörenin insanların, yörüklerin yaşadığı efendim her Ağustos'un, her yıl Ağustos'un 3. haftasında burada şenlikler düzenlenir. Perşembe günü ve o güne yaklaşıyoruz. Yani burası sadece canlıların, bizim dışımızdaki canlıların yaşadığı bir alan değil. Bu yöre insanının da umudu, bu yöre insanın da yaşamı ve her şeyi. Kitabımız Ertuğrul Baylan, Mehmet Ali Avcı ve ben Gönül Karaş tarafından çalışmalarını sürdürüyoruz. Ve kitabın önemli bir bölümünde Sandras'ta bu doğa katliamı da geniş yer alacaktır. Ben hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki bizim sesimizi Ankara'dakiler duyanlar, işte doğanın katliamı. Başka diyecek hiçbir söz yok. Teşekkür ederim.